Tabii Engin Özkoç'un hakaret içeren bu sözleri meclisin de gerilmesine yol açtı ve vekiller tekme tokat birbirine girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç'un sözleri hakkında resmen soruşturma başlattı. Yumruklar, tekmeler, hakaretler havada uçuştu. Meclis Genel Kurulu son yılların en büyük kavgasına sahne oldu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözleri meclisi karıştırdı. AK Parti ve CHP'li vekiller tekme tokat birbirine girdi. CHP'li Engin Özkoç, mecliste düzenlediği basın toplantısında hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan, hakaret içeren sözler sarf etti. Özkoç'un basın toplantısındaki o sözleri, Meclis Genel Kurulu çalışmaya başladığında tansiyonu yükseltti. Genel Kurul'da CHP'li Engin Özkoç'u kürsüde gören AK Partili vekiller tepki gösterdi. Atışmalar bir anda kavgaya dönüştü. AK Partili ve CHP'li vekiller kürsü önünde tekme tokat birbirlerine girdi. Genel Kurul'da tansiyon bir türlü düşmedi. Bazı milletvekillerinin sıraların üzerine çıkıp tekme ve yumruk attıkları görüldü. Kavganın şiddetlenmesi üzerine meclisi yöneten Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Kavga o arada da devam etti. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da basın toplantısı düzenleyerek Engin Özkoç'u kınadı. Herkesin aynı fikirde olmasını beklemek mümkün değil. Ancak seviyesizce, alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit alelade hakaretlerin meclis çatısı altında yeri yoktur. Zatı kınıyorum. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı.